18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tüm yurtta anma törenleri gerçekleştirildi. Manisa'da da vatanımızın bir karış toprağını vermemek için gözünü kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimiz düzenlenen törende rahmet ve minnetle anıldı. Manisa Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirilen törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Jandarma İl Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri, şehit yakınları, gaziler, askeri erkan, öğrenciler ve Manisa Futbol Kulübü sporcuları katıldı. Garnizon şehitliğindeki anıta çelenk sunumuyla başlayan programda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkan Yardımcısı Lütfiye Ulubilgin yaptı. Çanakkale Savaşı tarihe Türk'ün zaferi olarak geçmiştir. Daha sonra Kurtuluş Savaşı ile gerçekleştirilen kahramanlık üzerine bu toprakların asla yurdumuz olma gerçeğinin ortadan kalkmayarak bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanacağı tüm dünyaya ispatlanmıştır. Askerler tarafından saygı atışı yapılmasının ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, şehitlik şeref defterine duygu ve düşüncelerini yazarak imzaladı. Vali Yaşar Karadeniz yaptığı konuşmada aziz şehitlerimizi andı. Bilinmelidir ki bu zafer kolay elde edilmemiş, Türk milletinin Anadolu'daki varlığının devamı bu savaşın kazanılması ile mümkün olmuştur. Çanakkale zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlık ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanı olup sadece Türk milletinin kaderini olumlu yönde değiştirmekle kalmamış, dünya milletlerinin düşünce yapısının değişimine de büyük etki etmiştir. Türk milleti yıllarca süren savaşlarda çok büyük acılar çekmiş, yorgun düşmüş, pek çok kadın, erkek ve çocuk hayatını kaybetmiş. Fakat bu yüce millet bütün zorluklara rağmen yüreğindeki vatan sevgisiyle kendi canını hiçe sayarak vatanın bir karış toprağından vazgeçmeyeceğini ve düşmanlar tarafından parçalanmasına izin vermeyeceğini göstermiştir. Bizlere emanet edilen bu cennet vatanı canımız pahasına korumaya ve aziz şehitlerimizin hatıralarını ebediyete değin yaşatmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ardından Hatun-ı Ecami İmam Hatibi Hayrettin Çoban tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Manisa İl Müftüsü Mustafa Soyköy tarafından yaptırılan duanın ardından Vali Karadeniz ve protokol üyeleri tarafından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Garnizon şehitliğinde düzenlenen törenin ardından Manisa protokolü polis şehitliğini de ziyaret etti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e burada da şehitlerin ruhlarına ithafen dualar edildi. Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.